Fethiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Alim Karaca Başkanlığında toplandı. Börekli ve baklavalı toplantıda gündemdeki 10 maddenin yanı sıra gündem dışı 2 madde oy birliğiyle kabul edilip bazıları görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Toplantıda Ölüdeniz Hisarönü Mahallesi 333 ada bir parselin imar planında yerleşik tercihli alan olarak tanımlandığı ve sadece konut olarak yapılabileceği belirtilirken, burada 194. sokağa cepheli yapıların zemin katlarında üretime dönük olmayan, ticari iznin verilmesi konusundaki talep görüşülerek oy birliğiyle imar komisyonuna gönderildi. Göcek Mahallesi'nde de Atatürk Bulvarı'na cepheli parsellerin zemin katlarının iş yeri olarak kullanılması talebi de görüşülerek komisyona havale edildi. Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinden Belceiz mevkiine inen Paralye ve Karaağaç mahallelerine devam eden yolun ihtiyaca cevap vermediği ve tıkanma noktasına geldiğinden dolayı önerilen plan değişikliği talebi de görüşülüp imar komisyonuna havale edildi. Çiftlik Mahallesi Çağlar Sitesi kuzeyinde kalan kapalı yaya yolunun imar planı tadilatıyla plan işlenmesi de ilgili komisyona gönderildi. Toplantıda ayrıca Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Caddesi isminin Erdal Eren Caddesi olarak değiştirilmesiyle ilgili talep, bu cadde isminin daha önce Karabağ Caddesi olarak değiştirildiği için görüşülmeden bir başka gündem maddesine geçildi. Bu gündem maddesinde AK Parti Grup Sözcüsü Turgay Öztürk, bu caddenin ismini daha önceki meclis toplantılarında Karabağ Caddesi olarak değiştirmiştik ifadelerini kullandı. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Tarih İçin Gel, Tatil İçin Kal projesi için Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli'ye oy birliğiyle yetki verilirken, yine Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın bisiklet rotalarının işaretlenmesi odağı projesiyle ilgili de Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli'ye yetki verildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Belediyesi İşbirliği'nde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Fethiye Sualtı Tarih Parkı projesi için Başkan Alim Karaca'ya yetki sağlandı. Ayrıca güvenli turizmin sağlanması, doğa yürüyüşünde yönünü kaybeden kişilerin bulunması, orman yangınlarının önlenmesi, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele edilmesinde Muğla Valiliği'nin orman alanlarına yerleştirilmesi için belediye tarafından sağlanması istenen foto kapan talebi de oy birliğiyle kabul edildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca toplantı sonunda meclis üyelerine hitaben alınan kararlara gösterilen oy birliği için teşekkür etti.